çifte çifte ben gördüm. Benim edasıyla yaktı da gitti zalim. Mail oldum baka kaldım yüzüne. Gönlüm peşi sıra aktı da gitti zalim zalim. Aktı da gitti zalim. Gönlüm peşi sıra aktı da gitti zalim zalim. Aktı da gitti zalim. Gibi bilmem 14'üne zor değmiş gibi. Mevlam özenmiş de yaratmış gibi. Bir ceylan misali sekti de gitti zalim zalim. Sekti de gitti zalim. Bir ceylan misali sekti de gitti zalim zalim. Sekti de gitti zalim. Güzeli gördü gözlerim, fel felliyo tutmaz oldu dizlerim. Sevdasıyla kavruyor özlerim, gönül sarayımı yıktı da gitti zalim zalim. Yıktı da gitti zalim. Gönül sarayımı yıktı da gitti zalim zalim. Yıktı da gitti zalim. Sevdan Ali başladı. Bu kız beni paraladın aşladı. İlmek ilmek ciğermen işledi. Attı dikişi söktü de gitti zalim zalim. Söktü de gitti zalim. Attı dikişi söktü de gitti zalim zalim. Söktü de gitti zalim. Evet, iyi akşamlar değerli izleyiciler. Sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı dünyanın dört bir yanındaki öğretmenin değerli izleyicileri. Efendim, bizim sazımız, bizim sözümüz programımıza başlıyoruz. Ekranları başına hoş geldiniz diyorum ben. Bugün yine birbirinden değerli konuklarım benimle beraber hep bir arada güzel bir muhabbet edeceğiz sizlerle beraber inşallah.
Ben hemen baş taraftaki ak sakallı diyeyim, ak saçlı ihtiyara, delikanlıya hele bir hoş geldin diyeyim. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Seni tanıyordum. Bir daha ustam, seni tanıyalım. Seni kısaca bir tanıyalım şöyle. Tabii. Ben Kahramanmaraş Avşin ilçesinden Nuri Peker, Mahlas'ın Aşık Fidani. Fidani ustam. Evet. 1967'de Avşin doğumluyum. Kamu kuruluşunda çalışıyorum. Çalışıyorsun. Evet. Bu aşıklık, ozanlık işine... Avşin Halk Ozanları Derneği kurucu üyelerinden 1995. Hala da yönetimde genel sekreter olarak bakıyorum. Göreme devam ediyorum. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet, hemen yanı başımda duran değerli bir üstadımız Erol Giryani üstadım. Evet. Erol abi, senden kısaca... Evet, evet efendim. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Ben Erol Boyundur Giryani Mahlas'ım. Kahramanmaraş'ın Avşin ilçesinin Bakraç namı diğer Arıslı köyündeyim. 1965 doğumluyum. Bir kamu kuruluşundan emekli oldum yeni. Efendime söyleyeyim. Bu aşıklık mesleğine de benim amcamdan dolayı başladık. Bizde bir öyle bir damar var, Ahmet amcam, Ahmet Aydın. Sonra işte bizim oraya Avşin Elbistan biliyorsunuz bu işin yani Karımçanın körü. Evet, evet. Haliyle bu işi devam ettirmeye çalışıyoruz. Artık nereye kadar geliyoruz, nasıl yaparız bilemiyorum onu da. Şimdilik de onur konuyu olarak senin onur konuyu teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Evet, ben teşekkür ediyorum. Bizler kırmadınız, geldiniz. Evet değerli izleyiciler, bir diğer konum ise Seydi Kalender. Seydi Baba hoş geldin. Hoş bulduk, sen teşekkür ederim. Ben Seydi Kalender. Ozan Seydi. Yakadan konuşalım orada. Ozan Seydi. 5 yıl önce emekli oldum. Emekli olduktan sonra bu işe ağırlık vermeye başladım. Evet. Kendi yazdıklarımı çalıp söylemeye çalışıyorum. Söylemeye çalışıyorsun. Ustaların evet. İzinde gitmeye çalışıyorsun. Ustalarımızın izinde gitmeye, o çığırda devam etmeye çalışıyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. O zaman hemen senden bir türkü alalım. Alalım. Tamam. Buyurun. Ben en son yazdığım bir eserimi. Evet. Burada seslendirmek istiyorum öncelikle. Daha sonra sıra geldikçe inşallah şey yapacağız. İçime rol
Sevdiklerim bende kaçtı, yar yanımdan alır olan. Sevdiklerim bende kaçtı, yar yanımdan alır olan. Sevdiklerim bende kaçtı, yar yanımdan alır olan. Sevdiklerim bende kaçtı, yar yanımdan alır. Gerçek dostum var mı hani? Gelip uyandırsa beni, rüyam gerçek olur mu ona? 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 Evet, dünya yüreğine sağlık sevgili ustadım. Teşekkür ederim ustadım, sağ olun, var olun. Değerli izleyiciler, yanımızda şairimiz Erol Giryani Üstadım. Hemen şimdi ben bir şiir alayım diyorum kendisinden. Fidani Ustam da bir böyle sazdan bir fon verirse herhalde, değil mi? Sen de olur, fark etmez. Fidani Ustam, evet. Sen hafiften abi şöyle güzelce aheste, evet, aheste. Üstadımdan güzel şimdi bir şiir alalım. Ayrıyeten hemşerilerim İsa Doğan Bey, Remzi Doğan Bey, Hüseyin Kerevinli Bey ve gençlere teşekkür ediyorum misafirperverliğinden dolayı. Saygılarımı sunuyorum. Şimdi efendim hocaya sormuşlar. Demişler ki Nasrettin Hoca'ya, hoca filan kıza gönlüm düştü. Öyle diyorlar, haber he demiş, gönlüm düştü. Kızın haberi var mı demiş. Vallahi ona da ayıp olur diye demedim demiş. Şimdi ben de gençliğimde bir günü görmedim gençliğimde. Birçok biri niyetinden geçiyordu yani de ona bir şiir yazdıydım. Bakalım hoşunuza gelecek mi? Evet. Var ya. Unutmak istedim, unutamadım. Arkamdan ağlayıp bakışın var ya. Bozdum yeminimi, söz tutamadım. Hele o süllümden çıkışın var ya. Dileğim bu, yar aramız düzele. Gir bahçeye ıralanıp gezele. Çul da giyese yakışıyor gözele. Hele fistondaki nakışın var ya. Yaşlı gözler rağbet eder nehire, yorgun gönlüm dayanmıyor kahire. Hem köye uyan hem şehire, girdiğin topluma yakışın var ya. Uykum bölen düşlerime girerek, işmar eden bana umut vererek, papatyayı ilmek ilmek örerek, taç edip başına takışın var ya. Gittiğin yer rayhalara bezenir, siyah saçlar topuklara uzanır. Bütün hep çiçekler sana özenir, hele burcak burcak kokuşun var ya. Bendin yıkıp milletlenip taşarsın, deryaları ummanları aşarsın. İlkbaharda bulanırsın, coşarsın, deli çaylar gibi akışın var ya. Dayradı yüreğim yar, sinem yırtık, sevda direğimiz gönülden pırtık. Yaşlandı giryanı, çıkamaz artık, aşkın yollarında yokuşun var ya. Ya.
Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, değerli izleyiciler, programımız sanal ortamda Facebook üzerinden de yayınlanıyor aynı zamanda. YouTube'dan da yayınlanıyor. Oradaki yayınlarımızı izleyip altına yorum yazabilirseniz büyük bir ihtimalle biz de görürüz ve okuruz diye düşünüyorum ben. Şimdi hemen ben de güzel bir eski ustamalı bir türkü, Garip'ten bir türkü okuyayım diyorum. Evet. Buyur ustam. Evet, Aşık Garip. Buyur ustam. Hakkında en az bilgi edinilen bir şahıs. Evet. Ben güzel bir Urum Garibi okuyayım diye düşünüyorum. Evet. Bir şey de okuyabilirsek.
Garip aman aman.
aman aman, aman aman. Hırtlak. Yarışta girmedik değil mi galiba? Hırtlak gerekiyor. Ya, terletti bizi biraz. Sıkıntı var. Sıcak mı oldu? Ne oldu içeri? Sıcıda var evet. Evet. Evet değerli izleyiciler. Uğur'un Garibin'i de okuduktan sonra inşallah okuyabilirsem daha devamını da okumayı düşünüyorum. Garip olsun, Şava olsun. Bugün niyetimde var ama içeri biraz sıcak geliyor. Gözüm kesmez oldu. Ben ustaya vereyim söz hanım. Evet ustam. Teşekkür ederim üstadım. Sağ olun, var olun. Ben şimdi Remzi Doğan kardeşimin isteği ve iş arkadaşlarıma dökücü beş elemanlarını hediye etmek üzere. Tekacılara hediye etmek üzere bir kendi eserimi seslendireceğim. Evet, buyurun ustam. Thank you.
küskünse kardeşin buradan Teşekkürler. Evet değerli izleyiciler, ekran gerisi dolu. Stüdyomuzun arka tarafında bir aile arkadaşlarımız bizleri izliyorlar. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Bugün buraya kadar yoruldular. Ben hemen öğretmenin Facebook üzerindeki yayınımıza ilk yorumu düşüren değerli izleyicimiz Leyla Cinkara Aktaş Hanımefendi'nin yorumunu okuyayım. İyi akşamlar, iyi yayınlar Ozan'ım. Programınızı severek, beğenerek dinliyorum. İzliyorum. Oradaki ozanlara saygılar, selamlar. Bizden de saygılar. Saygı, sevgiler bizden olsun. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Aşık Yemliha kardeşim benim. Evet. Kayseri'den arıyor. Hayırlı programlar Tahir'ciğim. Hasta mısın? Sesin bir hoş çıkıyor diyor. Pek de iyi değilim abi bugün. Adana'da sen nasıldın? Ben de bugün öyleyim. İdare et beni. Bizden de Yemliha abiye selamlar. Evet. Selamlar olsun Yemliha üstadımıza. Mehmet Coşkun beyefendi. Selamlar konuklarına ve sana hayırlı yayınlar dilerim. Sıradaki türküyü aileme ve mesai arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor. Saygılar gönderiyor. Mecit Karahan abimiz, değerli şairimiz. Şey diye fidaniye diye başlamış. Var mı böyle bir şey üstad? Yoksa şey hatası mı? Şey diye fidaniye, Erol ve Tahir Bey. Şey diye demiştir. Ha, belki şey evet. Doğrudur. Şey diye doğrudur. Doğru. Şimdi düzelttik. Evet. Üçümüze de selamları var. Aleykümselam. Bizden de selamlar hocam. Sizleri diyor keyifle izliyorum diyor Mecid abi. Teşekkür ediyoruz biz kendilerine. Emine Sezgin hanımefendi, hayırlı yayınlar abim. Konuklarınız hoş geldinizler. Sizlerin nezdinizde tüm Karaman, Ermenek, Olukpınar köyüne, köylülerime, gurbetçilerime selam olsun. Sevgili babam Selami Sezgin'e, kime ki netinde giydin alları derseniz çok mutlu olurum. Muhabbetle kalın diyor. Teşekkür ediyorum ben Emine Hanım'a. Tavil Ahmet Cinkara, hayırlı yayınlar. Ersani Hocam, Avşinli misafirler hoş gelmişler. Sıradaki türküyü Zübeyir Demir, Mehmet Demir, Adifiye Demir, Tuğba Demir. Devamı da var bir bakalım. Evet, Hatice Demir, Bünyamin Benlice, Yusuf Düzgünce, Yusuf Şahin, Memiş Güler, Ziya Eroğlu, Zinnur Genç için çalar mısınız? Memnun olurum diyor. Teşekkür ediyoruz. Hazım Bey yine Kadirli'den. Hazım Tepegöz. Hayırlı akşamlar Tahir Hocam. Sıradaki türküyü sizden odalarımıza gelsin demişler. Tamam, evet. Kardeş selamlarımızı da yanında gönderiyoruz türkülerimizin. Üstadım. Sinan Bey, Sinan Köse. Dilinize gönlünüze sağlık. Göksu'ndan selamlar demişler. Ben çok teşekkür ediyorum. Yahya Ahmet Beyefendi, Adana'dan selamlar. Sıradaki türküyü Ankara'daki İsmail amcama ve Arif dedeme istiyorum diyorlar. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Evet, Ozan Yusuf, sevgiler, selamlar. Aşık Ersani Hocam, sizleri zevkle izliyoruz. Sıradaki eseriniz öncelikle kızım Arzu Su'ya hediye ediyorum. Bütün misafirlerimizden size çok selamlar gönderiyorum. Mutlu yayınlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın demiş Ozan Yusuf Beyefendi. Ben teşekkür ediyorum. Evet, Avşin Halk Ozanları Dernek Başkanımız Ozan Erbabi Üstadım, iyi yayınlar Efsane Baba. Misafirlerinize selam, saygılar ve başarılar dilerim diyor. Teşekkür ediyor ve istekler böyle uzayıp gidiyor. Evet. Ben burada bir sağ olsunlar, bir mola vereyim ben. Hemen Giryani Üstadım. Evet. Ben herhalde burada değil mi? Evet. Senden bir şiir alalım. Pidani evet, Üstadım yine son versin. Tamam. Falan. Şimdi şöyle bir konuşma yapayım da özür diliyorum. Burada benim dayım var. Muh Topal dayım. Evet. Demir Çelik'ten emekli oldu. Burada Osmaniye'de oturuyor. Gedemedim, yanına gelemedim. Zamanımız yoktu. Dayımın ellerinden öpüyorum. Özür diliyorum. Dayımın yanına bir dahaki sefere geleceğim. Evet. Inşallah. Evet. Dayıma inşallah selamlarımı sunuyorum. Şimdi efendim okuyacağım bu şiir biraz farklı bir şiir. Neden farklı? Şimdi buna halk edebiyatında tecavül-ü arif denir. Alaylı bir şiir. Efendime söyleyeyim, entel dilde buna ironi denir. Bizim arıs dil edebiyatında da biz buna kerçetme dedik. Kara Koca Mektup diye bir şiir okuyacağım. Efendime söyleyeyim, dinle bakalım hoşunuza gidecek mi? Şöyle onun fonu biraz farklı olması lazım. Herhalde dur bakayım sen. Kara Koca Mektup. Kara
Ara hoşam etti. Yine kedilere sirke içirdik. Balıklar kavağa çıktı kara koç. Öküzlere kanat taktık uçurduk. Camızlar kusura baktı kara koç. Maymunlar tezgahta halı dokuyor. Solcanlar yılanları sokuyor. Çakallar aslana meydan okuyor. Sincaplar ormanı yaktı kara koç. Ensesi kalınlar geçti köşeye. Korkumuzdan kavak deriz meşeye. Eyvallah ederiz beye paşıya. Dostlar sırtımıza çıktı kara koç. Umut kaftanın ardında kaldı. Goriller Ramazan davulu çaldı. Şekerler biberin yerini aldı. Torbadaki tuzlar koktu kara koç. Kediler güreşi aldı köpekten. Aslanlara yal pişirdik kepekten. Kirpilerin dikenleri ipekten. Tavşanların tüyü oktu kara koç. Oyunlar kurtların bastı evini. Korkuttular yedi dağın devini. Kargalar Şahin'in aldı avını. Kartallar seyredip baktı kara koç. Aklımızda acabalar belkiler. Hayal oldu hürriyetler ülküler. Tazıları kovalıyor dilkiler. Delikten deliğe dıktı kara koç. Bir görsen samana kazdığı çaktık. Hayal dünyamızda merihe çıktık. Suları ıslattık, alevi yaktık. Bizim hünerimiz çoktu kara koç. Güller zakkum oldu, bülbüller cani. Mehmet'e gülüyor Can Aykın'la Johnny. Eğer soruyorsan Erol Giryani, o sandı canından bıktı kara koç diyor Erol Giryani. Evet, diline yüreğine sağlık. Yani sağ olun efendim, sağ olun siz, sağ evet, olun. Evet değerli izleyiciler, ben hemen bir iki tane daha okuyayım bu arada. Çetin Peker kardeşimiz, dilinize gönlünüze sağlık, iyi akşamlar demişler. Ben çok saygılar, selamlar bizler de. Abidin Peker, Tahir hocam Aşık Fidani'den mektup yazarım, mektup türküsünü istiyorum. Emeğinize sağlık diyor üstadım. Bahadır İnaltekin, dilinize sağlık. Ceren adlı türküyü söylerseniz seviniriz. İstanbul'daki torunuma gelsin. Sonradan Akıllıca. Akıllıca abime de gelsin. Evet, bu türkümüz. Mustafa Akdağ, hayırlı akşamlar Tayyip Bey. Ben Türk işinden Mustafa Akdağ. Sıradaki türküyü babam Hüseyin Akdağ, annem Şerife Akdağ, Sivas'tan gelen kızım Şerife'ye istiyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Konuklarımıza selam ve saygılarımı sunuyorum demişler. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Sefer Demir, dilinize, telinize sağlık. Ozan Ersani demiş. Teşekkür ediyorum ben kendisine. Veli İşbilir, İstanbul'dan selamlar. Konuklarınıza selamlar. Her hafta severek izliyorum. Bahçe Köyü'ndeki Berdi ve İşbilir ailelerine gelsin demişler. Biz Veli Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Musa Evleksiz, Antalya'dan selam ve dua ile dinliyoruz sizleri diyor. Teşekkür ediyorum. Fatih Peker beyefendi, hayırlı akşamlar. Aşık Fidani başta olmak üzere. Herkesin eline diline sağlık. Fidani'den mektup yazarım türküsünü istiyorum diyor abi. İstek çoğalıyor, bilgin olsun. Allah'ın sağ olsun. Menekşe Aslan, selamun aleyküm Tahir abi, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Yayındaki arkadaşlara selam söyle. Sıradaki türküyü bacım Ayşe, ya oğlum Ali'ye, Rifki'ye, Ökkeş'e gelsin demişler. Biz hay hay diyoruz hemen. Göndermiş olalım. Çetin Ezgi Peker, Aşık Fidani'den mektup yazarım. Abi valla sülalecek mektup yazarım istiyorlar. Ya bu mektupta bir 11 iş var. Evet, neyse, bunu sen biraz daha geciktir. Daha buna da, evet, çok şey çıkar inşallah. İnşallah. Sen bilirsin. Sıra sende. Artık gönlünde ne varsa. Şimdi bizleri Pekin Marbaşı'nı izleyen tüm seyircilere, tüm izleyicilere teşekkür ediyorum. Başta dernek başkanımız Ahmet Karakaya olmak üzere mesaj atan abim, yeğenlerim, o Peker'lerden, akrabalar, abilerim. Hepsine teşekkür ediyorum. İlerleyen dakikalar içerisinde inşallah onların isteklerini yerine getireceğim. İnşallah. Şimdi sıradan bir eser okuyacağım. Tamam, yalnız kendine konuşurken hep yakayı kullanalım. Türkü söylerken mikrofonu kullanalım. Tamam, inşallah. Tamam, bundan sonra hocam sende de olur zaten, aman da. Tamam. Evet.
parçamızı Nihat Düzgün'ü değerli üstadımızı sevenlere de gönderiyoruz. Yaşar Öksüz kardeşimiz, hayırlı yayınlar Tahir Bey. Ben Afşin'den Yaşar Öksüz. Seyidi abime, Giryani üstadıma ve Fidani hocaya başarılar. Sıradaki türküyü ya da şiiri bizden de ailem, tüm Afşinliler ve Remzi ve İsa Doğan için de çalarsanız sevinirim diyor. Biz teşekkür ediyoruz kendilerine. İsmet İfer abimiz, Tahir Bey sizden Sarı Gelin türküsünü istiyorum, çalarsanız sevinirim. Tüm Karayiğitlere, İfer ailesine gelsin demişler. Biz çok çok teşekkür ediyoruz İsmet abiye. Mehmet Coşkun beyefendi, hayırlı akşamlar Tahir Bey. Turnam türküsünü çalarsanız sevinirim. Beni seven herkese armağan olsun diyor. İnşallah bu kadar aşığın ozanın arasında bir turnamla ilgili bir şiir türkü çıkar da biz Mehmet Bey'e armağan etmiş olalım. Evet. Evet, İdris Ali Yastı, Osmaniye Kadirli'den selamlar. Tüm Yastı ailesi olarak sizleri izliyoruz. Sıradaki parça tüm Kadirli'ye gelsin demişler. Ben çok çok teşekkür ediyorum kendilerine. Konya, Selçuklu Akpınar Köyü'nden selamlar. Ben Ali Bülbül, Sayın Hocam senden özellikle Mihriban türküsünü istiyorum. Oğlum Oğuzhan'a, eşime ve kızlarıma istiyorum. Bu ikinci yazışım, beni hiç okumuyorsun, tüm türkü dostlarına selamlar demiş, serzenişte bulunmuş Ali kardeşim. Abi okuyoruz ya, ben geçen haftadan göndermişti bu mesajı, haklı Ali Bey, göremedim. Evet. Sonradan özellikle aldım ki okuyayım diye bu hafta. Bu hafta yine bizler izliyor, yine selam göndermişler. Bizden de selam olsun diyorum ben. Selamun aleyküm, ben Osmaniye Düzişi'nden... Selamlar. Annem Meryem Yiğit için İpek Mendil türküsünü istiyorum. Teşekkürler demişler. İpek Mendil dane dane var mı?
sözleri. Bir dörtlük falan atarız ama sözleri... İsa Doğan burada olacaktı ki şimdi. İsa Doğan olsun. Onun harcı bu kardeşim. Evet, götürürdü. Evet, Menderes Çalışkan aldırma gönül aldırma türküsünü isterim abi diyor. Menderes Bey'e de inşallah bir türkü armağan edelim tüm sevdiklerine. Kahramanmaraş'tan yine Fatih Uğurlu kardeşim tüm sevenler için sıradaki türküyü istiyor. Sağolullah İspir uzun hava isterim kardeşim diyor. Tüm sevenlerime gelsin, İspir ailesine gelsin diyor. Biz çok çok teşekkür ediyoruz bizden istekte bulundukları için. Evet. Sıra bende değil mi? Ben hele evet, sen oku. Yöresel gene bir türkü okuyayım inşallah ya. Orada bugün pek tadım yok da ustalardan korkuyor mu? Niye bana ya? Sesim çıkmıyor gibi geliyor. Estağfurullah. Yok ya. Vallahi içim üstadım. Bir konser vereyim diye yolum düştü Kadirli'ye bir konser vereyim diye kara kaşlı bir kızı gördüm sordum adını Semiha kara kaşlı bir kızı gördüm sordum adını gördüm unuttum Selver'i eridi yürek yağlarım gördüm unuttum Selver'i parka yakındır evleri yeni camiye camiye parka yakındır evleri yeni camiye camiye başka yar sevmem tövbe bilmem kimdir buna baba ben başka yar sevmem tövbe bir elmadır al koy cübe kıymanı yemeye yemeye bir şekerdir al koy cübe kıymanı yemeye melek misin aslın söyle dedim güzel nedir böyle huri misin aslın söyle ne olur merhamet eyle aşık aliyen aliye ne olur merhamet eyle bizim aliyen aliye olur merhamet eyle Ali Demir Demir'e. Teşekkür ediyorum. Evet, bu türkümüz de var yine var. Bizim bu yöreden Andırınlı üstadımız Allah rahmet eylesin. 87 senesinde öldü. Aşık Ali. Allah rahmet eylesin. Onun da çok Allah güzel eserleri var. Evet, hemen ben üstadıma geçeceğim. Evet üstadım. Evet. Sevgili seyircilerim, ben Avşin'in simgesi Dirgen Ali, hanımı Hatice Hatun'un adını söylemeden geçemeyeceğim. Evet. Hanımı Hatice Hatun benim halam, çok eskilerde,
üç oğlu ve kocası hapse düştüğünde bir ağıt söyler. Dirgenali'ye gönderir. Ben de onu seslendirmek istiyorum hocam. Evet, sürünür kokmu. Hapiste bayram edeceğin ana ölsün ince fakmı. Hapiste bayram edeceğin bir ocakta kuzu bir şey. Ocakta kahve taşar. Tez gel benim, benim tez gel. İnsan eşine yaşar. Eşine yaşar. Müzik.
başım yüzüm beyimin gözüm bir jandarma ayna söylüyor görmesin beyimin gözüm. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'ına kurban Seydi Baba, var olun. Diyor, Allah razı olsun. Diyor Sinan Köse kardeşim. Teşekkür ederim Sinan Üstadıma. Evet. Var olsun. Sağ olsun. Hayırlı akşamlar Sayın Hocam. Mahmut Sertoy ve Mahmut Sertoy ikiz kardeşler olarak yayınınızı zevkle izliyoruz. Sıradaki parça İstanbul'dan gelen misafirim Ferhat Kaplan dayım olur kendisi. Sıradaki türkü ona armağan olsun demişler. Biz Mahmut Bey'e, Mustafa Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, Menekşe Aslan, hayırlı cumalar Tahir Hocam, nasılsın, iyi misin? Oradaki herkese selamlar, sıradaki türküyü tüm Toprakkale halkına gelsin demişler. Biz çok çok teşekkür ediyoruz Menekşe Aslan hanımefendiye de. Evet, ben aralardan seçmeye çalışıyorum şöyle, çünkü artık mesajlar birbirine giriyor. Elif Çoban, selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sıradaki parçayı tüm sevenlerim için istiyorum diyor. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kozan'dan Bekir Kaya abimiz bizlere selamlarını, sevgilerini gönderiyor. Bir türkü de benim için söylen diyor. Biz hemen sıradaki türküyü Bekir Kaya üstadımız için de gönderiyoruz. Kadir Eken, Avşin'in güzel insanları selamlar diye göndermişler. Sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Ali Güzel, Kahramanmaraş'tan selam. Nerede kaldı Menekşe diyor. Menekşe türküsü istiyor kardeşim. Yahya Özer, dilinize sağlık başkan diyor. Teşekkür ediyoruz. Sefa Demir, dilinize telinize sağlık. Ozan Ersani, teşekkür ediyoruz. Fatih Peker, Sinan abi, sence çalar, sen de çalar söylersin. O yüzden adamın hasını biliyorsun diyor. Allah'ına kurban dedi ya Seyit abiye. Ona nispet yazmış arkadaşımızın bir tanesi. Biz teşekkür ediyoruz kendisine. Merve Özer, Sayın ve Muazzez Coşkun, Ali ve Eşe Keçebaş sıradaki parçayı armağan ediyoruz. Teşekkürler demişler. Biz teşekkür ediyoruz. Sıradaki parça armağan olsun efendim. Evet, ben hemen burada keseyim yine. Üstadımdan güzel bir evet. Şiir alalım. Evet. Üstad. Teşekkür ediyorum. Şimdi Durna türküsü dediniz de. Durna türküsü bilmiyorum. Tabi Durna'nın üstüne yazılmış türküler çok. Eskiden mesela insanlar bu iletişim araçları olmadan Durniyanan, Seher Yeliğinen, Bülbülünen efendime söyleyeyim haber sararlarmış. Şimdi tabi iletişim araçları çok. Cep telefonu var, internetleri var, onu var. Ha bir Durna şiiri okuyayım. Evet. Durnalara arzuhal. Ancak ben sırrımı size açarım. Yüreğimde saklı derdim durnalar. Hem garibanım hem naçarım. Bana gurbet oldu yurdum durnalar. Bana gülüyor
bahçesinde gülüm soluyor. Nefsim beni taştan taşa çalıyor. Kendimi boşuna yordum durnalar. Gidenler gelmiyor divane aklım. Mazide çürüdü hatıram saklım. Beklerim yolunu gelmez bıyıklım. Hasreti özleme dürdüm durnalar. Çaldı. Yine yaşlı gözüm maziye daldı. Biricik umudum sizlerde kaldı. Edin Giryani'ye yardım. Evet, diline yüreğine sağlık Giryani Usta. Evet değerli izleyiciler, Denizli yatağından bizlere yazan değerli üstadımız Hüseyin Kocakaya beyefendi saygı ve selamlarını gönderiyor. Biz de kendilerine bir bu kere de kendilere selam olsun. Biz de selamın yanında bir de türkümüzü de armağan edelim. Denizli'ye, evet. Yatağına gelsin efendim. Çetin Ezgi Peker hoş geldin üstadlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Erçin Kurtoğlu hayırlı akşamlar. Suudi Arabistan'dan selamlar. Sıradaki parça bütün gurbetçilere gelsin diyor. Teşekkür ediyoruz biz kendilerine. Hasan Peker, memleket hasreti çekenlerin yüreğine su serpiyorsunuz. Sağ olun, var olun. İyi yayınlar olsun demiş. Teşekkür ediyorum ben. Ozan Hüseyin Barıkçı üstadım, hayırlı yayınlar saygıdeğer üstadım. Tüm misafirlere selam olsun. Sıradaki parçayı Ozan Hüseyin için rica ediyorum demiş. Biz Ozan Hüseyin'e bir alkış alalım ya. Teşekkür ederim. Evet. Mesut Taşkıran beyefendi, iyi akşamlar. Ben Mesut Taşkıran. Sıradaki türküyü Cebelli Aşık Mustafa Emmim, babam Abbas, Hasan ve annem için çalarsanız sevinirim demiş. Mesut Bey, Mustafa Emin dedi, bizim 90 yaşında ihtiyar bir delikanlı. Bu Mustafa. Maşallah. Mustafa. Allah bunu bilir. Evet, bu Mustafa Allah. Benim de değerli üstadım. Ellerinden öpüyorum kendisinin. Hayırlı uzun ömürler. Hayırlı uzun ömürler versin. Tüm hepsine, tüm Cebel'de bizleri izleyen herkese de gelsin. Üstad, sıra sende değil mi? Sana geldi herhalde. Bana geldi mi? Sana çabuk geldi. Geliyor bana. Geldi. Vallahi bilmiyorum ya. Geldi. Yeni olmadı mı? Öyle oldu herhalde. Sen söylediysen sen söyledin mi? Öyle mi? Yok söylemedim. Pidani söyleyecek. Pidani söyleyecek. Öyle mi? Pidani söyleyecek. Pardon kardeş, şaşmak benden. Tamam, özür dilerim. Pidani ustam var herhalde. Ben bu kadar iyi gelmem lazım. Tamam. Şaşmak benden. Kız abi biraz daha şey.
bir menzile varsaydım olmaz mıydı? Çaba ile bir menzile varsaydım. Çaba ile bir menzile varsaydım olmaz mıydı? Çaba ile bir menzile. Dostursuz girsem yanına, şahit olsam her anına, dostursuz girsem yanına, el bağlayıp divanına dursaydım olmaz mıydı? El bağlayıp sevgili ozanlarımız, sizleri severek dinliyoruz. Elleriniz dert görmesin. Elinize, dilinize sağlık. Allah'ın dert vermesin. Bizim için Menekşe türküsünü Tahir ozanımızdan istiyoruz. Hayırlı geceler diyor Osman Bey. Menekşe de bugün hiç yok sırada ama bir iki istek daha oldu herhalde. Bakalım. Menekşe'ye çağırdı. Bakalım sonuna doğru istiyor. İnşallah söyleyebilirsek. Mikail Çoban kardeşim, Erol Giryani hocamdan hanımla kavga ettik şiirini isterim diyor. Gılıbıklık şiiri. Ha, gılıbıklık işte, adı gılıbıklıkmış. Mikail Bey, öğren sen de kardeş. Oğuzhan, hayırlı akşamlar hocam. Ben Oğuzhan Barutçu, sıradaki parçayı tüm Barutçu ailesine istiyorum diyor. Biz çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi herhalde bu sefer sıra bana geldi. Evet, sen de hocam. Evet, değerli izleyiciler, hani garip türküsünden başladık ya, oradan ben bir gideyim diyeyim, bir garip daha söyleyeyim. Ya söyleyeyim evet. Bugün ama kusurumuza bakmam, ne olacak? Evet. Bu menevşeye çok istiyorum usta, yani özür dilerim de. Sonuna doğru söyleyeyim ha. Tamam, bağlı. Ağır toplar sonra kalır. Ağır topları sonra kalır, tamam. Şu garibi özür. De aradan çıkarak. Özür, özür, tamam. Garip, değerli izleyiciler, hakkında en az malumat edilmiş bir ozan dedik. Halk ozanı 1600'lü yılların sonu, 1700'lü yılların başında yaşamış. Tebriz, Erzurum, Kars, Halep bu yöreleri gezmiş bir ozan. Evet. Yani Tebrizli bir tacirin, tüccarın oğlu. Babasından büyük çapta bir miras kalır. Evet. Bu mirası elinizin arttığı dalga avuklarla yer dalıp göğde gevşer, yer bitirir. Evet. Bir bak evet. Hesap olamaz. Evet. Sonunda bir işe girmeye falan bakar. İşte de başarılı olamaz.
yok geçim boğazlı büyüyor her şeyi. Ondan sonra garip gider Tebriz'de bir kahveye, Aşıklar Kahvesi'nin yanına çırak durur. Burada da bir işe yaramaz yavrum. Ne bir saz çalabilir, ne bir türkü söyleyebilir. Bir gün zaman geçtikten sonra ak saçlı bir derviş tarafından bir aşk dolusu bade içirilir garibe. Aynı gün, aynı gece Şah Senem'e de bu bade içirilir. Evet. İkisi de badeli aynı anda bade olurlar. O onun aşkıyla yanar, o onun aşkıyla yanar. Garibin bu arada dili çözülür, eli çözülür. Sazı mükemmel çalmaya durur. Dili artık irticeyen söylemeye durur. Ve dayanamaz Senem'in peşine düşer. Ben der illaki bu Senem'i bulacağım. Çünkü her gün rüyasında 3-5 kere Senem'i görüyor. Senem de kendini görüyor. Ama evet, bir türlü buluşmamışlar, görüşmemişler. İlla ben bunu bulmam lazım diye yollara düşer. Sazını omuzuna alır. Gider bir yerde Şah Senem'i bulur. Evet. Şah Senem'i bulur. Şah Senem'in babası da ünlü bir gene komutan bildiğim kadarıyla. Ya, değilse de tacir yani. Güçlü bir, nüfuzlu bir insan. Adı duyulan biri. Adı duyulan birisi. Der ki ya 40 kese altını getirirsen Şah Senem sana verir. Evet. İşte garip ne yapsın zavallı, bir sazından başka bir şey. Adı üstünde garip. Bir şeysi yok elinde. Tamamdır, ben gider çalışırım işte 7 yılda falan anca birikirmiş arada ki 7 yıllık bir gurbete çıkar Halep'e gelir. Orada yani Halep'e gitmeden önce orada Senem garibe söylüyor. Garip Senem'e bir türküyle söyleşiyorlar. İşte ben oradan gitme garip diye bir türküyü inşallah okuyabilirsin. Şah Senem'in garibe söylediğim hocam. Garip, şimdi sözlere bakılırsa aslında bu garip diye söyleniyor ama sözlere baktığın şimdi, zaman Şah Senem söylüyor şimdi bunu. Şimdi özür dilerim, oraya bir şey katmak istiyorum. Ben şöyle duymuştum o garip hikayesini. Aynen bu dediğiniz var. Evet. Yalnız babası diyor ki garibe, garibin o savurganlığına bakıyor babası evet, ölmeden önce. Bak oğlum diyor, sen asılacak ip dahi bulamam da diyor. Bak asılacak olursan evim filan mertehane asıl diyor. Çünkü oraya babası altını yerleştirmiş. Evet. Çuvalla yahut da evet, cereyenen. Garip bir yerden bir hatta şeye gidiyor bir ip satan o bir esnafa yahut da bir dükkancıya. Paran yoktu, ipi de vermiyorlar. Evet, evet. Uydur buydur bir yerden bir ip buluyor. Atıyor oraya, mertek kırılıyor garip. Altının içinde kalıyor. Evet. O zaman o işte o hale düşmeden önce arkadaşlarına bunu söylüyor. Bu garip türküsünü söylüyor. Tabi zenginleşince geri arkadaşlar geliyor. O iş, o günler geçti diyor. Geçti. Geçti evet. Buyur. Yani şimdi bu evet, garip türküsünün sözlerine baktığımız zaman evet, gitme garip evet. Her ne kadar da garip söylüyor gibi gözükse de garip değil. Senem'in sözleri gibi evet, geliyor bana. Benim o, şahsi görüşüm bu. Gitme doğru, garip demesi. Ya gitme de kal diyor, burada diyor yani garibe. Evet. Yani Şah Senem'in ağzıyla evet, söylenmiş evet, bir türkü herhalde. Biz de inşallah okuyabilirsek bakalım. Evet. Ömürdür
Yılları boyu yugal bizim ellerde köylerde. Yedi yıl dedin de garip aman 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 aman. Hele aylin ömürdür, aylin ömürdür. Kadasını aldım garip oyuy kal bizim ellerde köylerde. Bizim ellerde köylerde. Evet. Dillerine sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bizim bu verdiğimiz dörtlükten gerçekleşelim inşallah. Evet üstadım, sıra sende, ne hazırladın bize, ne var söyleyeceğim. Şimdi üstadım, benim telefonuma özel mesaj yazan arkadaşlarım var. Evet. Yaşar Öksüz, Mikail Yıldırım, Tuna. Hepsine selam günler abi. Evet. Yüzlerce kişi mesaj yazdı. Sevgili Kalender, isimlerini hepsini sayamayacağım. Hepsine canı gönülden selam söylüyorum. Ben de Nazlım beni merak ederse türküsünü istemişler. Peki biz bunu kimler armağan edelim usta? Hemen Facebook'taki öğretmenin sayfasına yorum yazan değerli üstadlarımızdan. Tüm arkadaşlarımızdan, Çetin, tüm diğerlerimize. Çetin Ezgi Peker diline koluna sağlık emmim demiş. Üstad Teral da sana geldi bu selam. Evet, Adana'dan Aşık Süpanderali kardeşim ben. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Size ve konuklarınıza selam olsun. Programınız çok güzel gidiyor. Hayırlı başarılar selam diliyorum diye. Biz teşekkür ediyoruz Süpanderali kardeşimize. Şunu da belirteyim. Süpanderali kardeşimiz de Adana'da bir televizyon programında program yapıyor kendisi. Salı günleri. Saygılar, selamlar Salı günü olsun. Bu hafta Salı günü de ben konuğuyum inşallah. İnşallah. Bir aksilik olmazsa. Başarılar dileriz. Teşekkür ediyorum. Efendim. Osman Sarı kardeşim, Tahir amca, herkese selamlar. Sıradaki türküyü kuzenim Merve ve Rukiye'ye gelsin demişler. Mehmet Kızılkaya, Kadirli'den Mehmet Kızılkaya. Öncelikle programınızda başarılar diliyorum. Tahir abi sizden tüm dost ve akrabalarım için Aşık Feymani'den Ahu Gözlüm parçasını istiyorum. Çalarsanız çok memnun olurum. Teşekkür ediyorum demiş. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Numan Şener kardeşim, Sayın Beyli Kızılağaç Mahallesi'nden kucak dolusu selamlar. Ayrıca konuklarınıza hoş geldiniz der. Sıradaki türküyü tüm türkü dostlarına ve Şener ailesine Ozan Çakır Orun'a da gelsin demiş. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Evet üstadım. Teşekkür ederim. Söyle şu türküyü armağan edelim herkese. Evet.
tüm dinleyenlerimize armağan olsun. Evet. Bizim Mikail'in çocukluğu evet, arkadaşım, asker arkadaşım. Klibitlik diktatör kadın, he, onu bir okuyayım. Evet. Gelen mizah dolu bir şiir. Evet, evet. Evet, diktatör kadın. Avrat öykelendi bana bağırdı. Demedi adımı, hey dedi bana. Mabiyende unutmuş eşki yoğurdu, selenin altına koy dedi bana. Utanmasa yuduracak üstünü. İnsan böyle yormaz ki ne dostunu. Önüme getirdi geçi postunu. Haydi tane tane say dedi bana. Gözünü ağarttı yüzüme baktı. Bir olsun suyuyla çeneme çaktı. Onuma bir çuval suvanı döktü. Gözün yaşarmadan soy dedi bana. Çekti beni bir ıssıza götürdü, biraz zalim ömrüm yedi bitirdi. Sırtım üstü falakaya yatırdı, vurdu değinlenen say dedi bana.
Dedim hanım bana sen niye küsen, deli boyraz gibi derbeder esen. Avrat dedim ahlağını tergesen, ölünce diaşir huy dedi bana. Beniyle sen çarşıya gelicin, çamaşırın iyisini bilicin. Mantu değil bana kaban alıcın, anadın mı beni duy dedi bana. Erol Giryani'ye neydi kastı? Sanki yılan oldu hep zehir kustu. Kaşlarını çattı, yüzünü astı, salladı başını, hay dedi bana. Evet, dinleyenlerine sağlık. Biz bu şiiri Bilal Ağmaz kardeşimize de gösterelim. Yurt dışından sevgi dolu saygılarımı sunuyorum. Valla bağlı bağlı bilmiyorum bak. Beğenir kardeş, beğenir. Belli mi olur? Evet, Murat Demircioğlu kardeşim, hayırlı akşamlar Tahir amca. Antalya Manavgat'tan selamlar diyor. Biz çok çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet. Evet, şurada bakmadığım mesela bir iki tane daha bulayım. Evet. Ya 3-5 tane mesaj üst üste arkadaşlar okunmuyor diye durmadan gönderiyor. Şimdi Arda Kaskas'ına da okumak. Bir de gönül suyuyla değil mi? Yani işime gelmiyor yani o da. Onun için okumadıklarımı söyleyeyim. Mesela Rüştü Uruç kardeşim, abi oradaki sanatçıların ismini yazar mısın? Lütfen iyi yayınlar demiş. Ya isimlerini de aslında ekranın altına yazsak da güzel olur ama inşallah başka bir programda, artık bunda geçti. Biz başta isimlerini anons ettik, hepsini tanıttık. Sen herhalde başta izlemedin kardeşim. Evet, Yahya Özer, dilinize sağlık başkanım diyor. Evet üstad, sıra sana geldi şimdi. Güzel de bir eser, şöyle bir yorumumuz çıksın ya. Yapan arkadaşlar, abilerim, yeğenlerim mektup istemişler. Mektup hocam. İsterim diyor değil mi? Evet, ben onları kırmayayım. Mektubu okuyayım. Ben de kurtulmuş olurum bu haberi. Evet. Yazarken ağlarım, sen okurken ağlarım.
selam götür. Yedi dağın kuşları yere selam götür. Yüce dağın kuşları. Mektup yazarım mektup, üzerini kumama. Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlama. Mektup yazarım mektup, üzerini kumama. Ben yazarken ağladım, sen okurken. Dalga vurur taşlara, bak gözümde yaşlara. Dalga vurur taşlara, bak gözümde yaşlara. Usandı bu gözleri, ardından bakışlara. Usandı bu gözleri. Yazarken ağladım, sen okurken ağladım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. Evet, diline yüreğine sağlık üstadım. Sağ olun sizin de. Aşık Hasan Efsani kardeşim, selam Efsani hocam. Konuklarına selam, kolay gelsin. Kardeşim Yaşar Çatal ve eşim Güllü. Gelinimiz Seher, çocuklarımız için bir türkü bize çalan diyor. Biz Nefsani hocama hemen sıradaki türküyü armağan edelim. İbrahim Çetin Beyefendi, ben İslahiye'den aşık İbrahim, hayırlı akşamlar, kolay gelsin Tahir Bey. Elveylioğlu'ndan bir türkü istiyorum. Sizin bir gün konuğunuzda olmak istiyorum demişler. Selamlarını gönderiyorlar. İnşallah yani diyorum ben. Bir gün görüşüp şey yapabilirsek inşallah. Bizler zaten sizlere konuk etmek için buradayız. Biz sizin gibi cevherleri bulup çıkarmamız gerekir. Onun Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet, ben Melekşe demişlerdi. Melekşe'ye evet. Bir girebilir miyim? Bilmiyorum vallahi bugün pek tadım yok ama. Biz şansını deneyim. Şansımızı deneyim valla. Şansını birdir menevşen oyuy. Bitersin güllerden ama
aman 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 karın içinde. Onun içinden eğri biter menevşem uyuy. Bitersin güler de Leyla'm 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 karın içinde. Onun içinden eğri biter menevşem uyuy, oy biter menevşen gidersin. Güz gelince de başın alır gidersin uyur. Yavrun içinde boynun aman 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 eğri tutarsın. Onun içinde boynun büker menevşen uyur. Yavrun içinde boynun Leyla'm 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 eri tutarsın. Onun içinde boynun büker menevşen uyur. Ben de çizdi. İşte ne kadar mesela kopya çekmezsek olmuyor yani, bakmazsak olmuyor. Bu istekleri cafa canlı söylemek her yiğidin baba yiğidin değil diye düşünüyorum ben. Aynen öyle. Evet üstadım. Ya sevgilerimiz altta kalır, bizler mazur görür. Bir zamanlar sazı elimize almaya utardık. Evet. Ahmet Karagaya bizim dernek başkanımız
Sayın Erbabı Üstadımıza nezdinizde çok teşekkür ediyorum. Bizleri bugün getiren, bizlerin buraya gelmemize sebep olan, ileride bizi sağlayan sevgili başkanıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Ve sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Sanırım programımızın da sonuna doğru geliyoruz. Vallahi işte ben, son evet ancak birer türkü yaparız herhalde. Bir türkü daha son söyleyeyim. Daha kardeşimiz. Sesinize, yüreğinize sağlık. Herkese selamlar. Özellikle Seydi Kalender'in ellerinden öpüyorum. Saygılar diyor. Ben de gönlümden öpüyorum Hüseyin evet. Kalender. Hangisi acaba? Valla demek ki çok Hüseyin Kalender. Çok evet. Evet. Rizeli soyattaşlarım da var. Benim takipçilerim. Sizine birden gönderelim. O seni bulur. Herkesin gözlerinden öpüyorum. Herkese hediye ediyorum ben de. Turgut Yörükoğlu değerli şairimiz. Hayırlı akşamlar. Kadirli'den saygı ve selamlar olsun. Türküler candır. Çukurova türkülerden mutlaka hikayesi vardır. Aşık Ersani hoca özellikle sizin söylediğiniz türküleri okumadan kısa bir hikayesinden bahsederseniz daha iyi olur. Sesinize yakışıyor Çukurova türküleri. Bu kültüre hizmet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Size ve konuklarınıza saygı ve sevgilerimi sunuyor. Selamlarımı yolluyorum diyor. Biz Turgut Bey'e, değerli üstadımıza teşekkür ediyoruz.
Evet, Ümit Güneş. Ozan'ım iyi akşamlar. Ben Ümit Güneş Düzişim'den selamlar. Abi selam gönderirsen sevinirim demiş de burada bir kelime düşüklüğü var. Çıkaramadım bir türlü. Ben sizlere selam gönderiyorum Ümit kardeşimiz. Evet, Rüştü Uruç. Abi gözyaşımı sel eyledim, akıp sana geleceğim, yüreğimi çöl eyledim türküsü kime ait? Aşık Fidane söyledi. Size zahmet, bilgilendirirse bizi sevinirim diye. Bana ait. Size mi ait evet. Üstadım? Evet, Fidane üstadımıza aitmiş değerli kardeşim Rüştü Bey, bilginiz olsun. Muharrem Tasak kardeşimiz, merhaba iyi yayınlar Tahir Hocam, sizi izliyoruz. Ceren türküsünü söylerseniz seviniriz, annem ve babama armağan ediyorum. İyi yayınlar, dilinize sağlık, kolay gelsin diyor Muharrem Bey. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Ve hemen Giryani Üstadımın okuyacağı şiiri evet. Armağan edelim biz. Evet efendim, şimdi sen sazına bana eşlik edin, ben bunu anam şiirini türkü olarak okuyacağım. Evet, şöyle ben bir giriş yapayım. Siz arkadan gel. Sübürken eyledin kara saçını. Sübürken eyledin kara saçını. Yavrularım diyen ağlardın anam. Hıçkırarak çekerdin içini. Akar gözyaşların çağlardın anam. Oy anam, vay anam, oy anam. Akar gözyaşların çağlardın anam. Oy anam, vay anam. Yaşamak isterdi bizim canımız. Hep böyle geçerdin eski anımız. Sadakayla geçerdi günümüz, günümüz. Yoklukla sineni dağlardın anam, oy anam, vay anam, oy anam. Yoklukla sineni dağlardın anam, oy anam. Aslında günüm geçerdi, geçerdi. Geçimimiz böyle sağlardın anam, oy anam, duy anam, vay anam. Geçimimiz böyle sağlardın anam, oy anam, vay anam. Diyeceğiz olmadan bir diğer edin. Evet, ya hiç hazırlıksız çalışmadan etmeden evet. Anca bu kadar olur. Diline yüreğine sağlık diyorum ben. Evet, planı üstadım. Ne var abi sırada? Canım, programın sonuna geldik. Abi son türküler sen son söyle. Ben türküler. En son ben evet. Kendi okuyacağım bir türküyle kapatalım inşallah. Saatimiz aşağı yukarı tam dolar. Şimdi bu sizleri izleyen
tüm sevgili dostlara, ekran başındaki tüm sevenlere, sevdiklerimize selamlar olsun, saygılar olsun. İnşallah Allah uzun ömürler versin. Sağlıklı, sıhhatli olsunlar inşallah. Evet, ben bu bir iki tane de istek daha var, onları bitirdim evet. Sözünü tutarım. Onları da okuyayım inşallah. Buyurun okuyun. Avşinli Ozan Erbabi Üstad yine selam gönderiyor. Performans çok güzel, emeğinize sağlık. Ersen Üstad'ın demiş. Ben teşekkür ediyorum kendisine. Ne mutlu beğendirebildikse. İsmail Kaynak, hayırlı akşamlar hocam. Sizi Ellek Kasabası'ndan takip ediyoruz. Sıradaki parçayı Müzikçi Ellek Kasabası'na armağan ediyorum demiş. Biz İsmail Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Vural Alaman kardeşim, iyi akşamlar saygıdeğer Tahir Bey. Hayırlı programlar diliyorum. Kaşlarına eğdirirsin türküsünü. Alaman ailesine ve sevgili dünürüm Süleyman Elverdi ile ailesine gönderiyorum demişler. Biz çok çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Abidin Peker kardeşim, Tahir hocam size, konuklarınıza, ORT TV çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık diyor. Teşekkür ediyoruz. Evet üstadım, hemen sana dönüyoruz. Türkünü alalım inşallah. Evet. Biraz değişik tarzda bir eser okuyacağım. Biraz özgün tarz olacak. Zaten benim tarzım aslında özgün biraz. Evet. O yüzden inşallah beğenirler hocam. Aşarım tüm dertleri ya.
sevdaya. Giden gitti kaldım ya. Değerli üstadım. Selamun aleyküm. Ben Nurdağ Gaziantep'ten Ökkeş Teveci. Mahmut Taşkaya'dan severim Grat'ı. Bir de güzeli türküsünü söyler misiniz? Şimdiden teşekkür ederim demişler. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Efendim Andırın'dan Muzaffer Temiz abim. Hayırlı akşamlar. Andırın Tatarlı'dan Muzaffer Temiz. Sıradaki türküyü Manavgat'taki tüm mesai arkadaşlarıma ve dört yol Mıllı Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Şimşek'e gelsin demişler. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Aşık İkrari Doğan Karadeli kardeşim maşallah uzunca da yazmış. Selamlar Sayın Ersani Hocam. Soba başında çay demledik. İzliyoruz. Konuklarınız hoş gelmiş. Hoş geldiniz diyorum. Aşık Halil Karaburut'un köyü Mehmet'den selamlar demişler bizlere. Bir de dörtlük atmış da dörtlükleri ben şimdilik okumayayım ikrarım kusuruma bakma. Hemen şurada hayırlı akşamlar Tahir abi iyi yayınlar size ve yanınızdaki sanatçılara iyi yayınlar diliyorum. Sıradaki türküyü ve şiirleri istek sahipleri eşim ve oğlum Mehmet için, torunlarım için ve Seymen için ve ailesi için gelsin. Teşekkür ediyoruz. Evet Erciyes'ten Erciyes'ten Mahlası Tahir Hocam'a saygılar. Nasılsınız, iyi misiniz hocam? Kayseri'den sizi ailecek izliyoruz. Mahlası. Sıradaki eseri dedem Emin Karabıyık başta olmak üzere tüm Karabıyık ailesine armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Dertli Ozan kardeşim Kahramanmaraş'tan. Değerli Ozan arkadaşlarım hoş gelmişler. ORT'ye ve sizlere selam olsun. Hepinizi seviyoruz diyor. Teşekkür ediyorum. Yakup Karamık abim düz içinden yazıyor. Sayın Tahir Erdoğdu geçen haftadan bir isteğim vardı. Ben mi kaçırdım bilmiyorum. Aladağ'ın Bozdüzen'i gelir dolanı mümkünse. Yoksa sizin uygun göreceğiniz bir parçayı şimdiden Adana'da oturan, sizi dinlemekte olan sevgili yeğenim Ferhat, eşi Hatice kızları, Sıla oğulları Eren için istiyorum. Şimdiden iyi programlar demişler. Ben Yakup abime çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada dağın boz yılanı gelecek inşallah. Daha önceki isteklerden ben bir tane türkü ayırmıştım buraya. Değerli üstadımız Ali Kızıltuğ'un bir türküsüyle abi programımızı bitirelim diyorum inşallah. Onu bir okuyayım. Geçen akşam işten geldim, geçen akşam işten geldim. Sordum avrat komşularda. Bir de geldi kaş göz boya, bir de geldi kaş göz boya. Dedi herif moda moda. Sonra saçın kesmiş, güç mü yeter kafan esmiş. Etek diz boyunu geçmiş, dedi herif moda moda. Etek diz boyunu geçmiş, dedi kurban moda moda. Samsun
içer teze gelin, ateş oldu yerim yurdum. Kız kakar seni döverim, dedi herif moda moda. Kız kakar seni döverim, dedi herif moda moda. Karı döktüm dişlerimi, sen arttın saçlarımı. Avratlar içkin içer mi, dedi herif moda moda. Avratlar içkin içer mi, dedi herif moda moda. Dedim bu gidişat yanlış, dedi herif senden alış. Ayakkabısı bir karış, dedi herif moda moda. Ayakkabısı bir karış, dedi herif moda moda. Kızıltuğum söz gizlidir, benimki köylü kızıdır. Bistan giyer baş bağlıdır, Ankara'da moda moda. Bistan giyer baş bağlıdır, bizim köyde böyle moda. Üstad, şurada bir şiir, Avşin şiiri okusam müsaade var mı? Evet, Ali Kızıltuğ üstadımız da rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Üstadım, vaktimizi aşırdık. Şimdi ya, içeriden yayını keserlerse tamam, hiç tamam, şey tamam, yapmam. Tamam. Çünkü zaman bayağı geçti. Tamam. Evet, değerli izleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir hafta daha sizlerle ne güzel bizim sazımız, bizim sözümüz hep bir arada olduk. Ben Avşin'den gelerek bana konuk olan değerli üstadlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Haftaya başka konuklarla buluşmak, sizlerle beraber olmak üzere ben Allah'a ısmarladık diyorum. Haftaya görüşmek üzere efendim. Bizden ayrılmayın.